Merhaba, ben İlmek Koleji İngilizce öğretmenlerinden Şeyma Nur İlkbahar. Bu dersimizde sizlerle 6. sınıfların 1. ünitesi olan Life ünitesinin kelimelerini çalışacağız ve bu kelimelerle ilgili birkaç soruyu çözeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Ünitemiz günlük rutinlerle ve genel anlamda geniş zaman konusuyla ilgili bir ünite. Öncelikli olarak günlük rutinlerimizin kelimeleriyle başlayalım. Daily routine yani günlük rutinler. Sabah yaptığımız ilk iş olarak get up fiili yani kalkmak fiili. Do the cleaning, temizlik yapmak anlamına geliyor. Have a shower, duş almak. Sizler de kelimelerin anlamlarını benimle birlikte not ederseniz daha iyi aklınızda kalmış olur arkadaşlar. Get on the school bus, okul servisine binmek. Go shopping, alışveriş yapmak. Veya alışverişe çıkmak da diyebiliriz buna. Go jogging, yürüyüş yapmak demek. Take a piano course, piyano kursu almak demek. Ancak bunu yine dans kursu, keman kursu veya farklı kurslar olarak da değiştirebiliriz. Piyanoyla sabit olarak çıkmıyor karşımıza sorularla. Play basketball, basketbol oynamak ama yine play futbol, play voleybol gibi de çıkıyor karşımıza. Bu zaten önceki senelerden de aşina olduğumuz bir kelime. Devam edelim hemen. Meet friends, arkadaşlarla buluşmak anlamına geliyor. Come home ya da come back home, eve dönmek, eve geri gelmek anlamına geliyor. Bazen come home olarak, bazen come back home olarak çıkıyor karşımıza. Şöyle diyelim, eve geri gelmek. Take a nap, kestirmek, yatağımız haricinde bir yerde uyumak anlamına geliyor. Kısa uykulara deniyor. Take care of flowers, çiçeklere bakmak, çiçek bakmak anlamına geliyor. Yine bunu farklı ünitelerde, farklı konularda take care of my sister, brother, işte kız kardeşime bakmak, kız kardeşime, erkek kardeşime göz kulak olmak şeklinde de karşılaşabiliyoruz. Çiçek bakmak diyelim. Swim, yüzmek anlamına geliyor. Read a newspaper, gazete okumak. Ve arrive at school fiilimizde okula varmak, okula ulaşmak anlamına geliyor arkadaşlar. En çok kullanacağımız günlük rutin kelimeleri bunlar arkadaşlar. Ve bir de bu ünitede sıklıkla WH sorularıyla karşılaşacağız. Bunlar Türkçe'de 5N1K dediğimiz kim, kiminle, nerede, nasıl soruları. Dilerseniz bir de hep birlikte İngilizce'deki WH sorularına ve anlamlarına bakalım.
What Türkçe'de ne anlamına geliyor? When ne zaman anlamına geliyor? What time ise saat kaçta anlamına geliyor? Genellikle when sorusunu sorduğumuzda on Monday, on Friday gibi veya işte in June gibi çok spesifik olmayan zaman dilimleriyle bir cevap alıyoruz. Ancak what time sorusunu sorduğumuzda bize direkt olarak saatle cevap veriyorlar. Mesela what time does the show start dediğimizde it starts at 8 o'clock gibi direkt zaman dilimi, belirli bir zaman dilimi, belirli bir saatle karşılaşıyoruz cevaplarda. Where nerede demekti? Why neden demekti? Which hangi anlamına geliyordu İngilizce'de? Who kim demekti? How nasıl demekti? How often ise yine bu ünitede sıklıkla karşılaşacağımız bir kelime olarak ne sıklıkla anlamına geliyordu. Tekrar edelim. What, ne, when, ne zaman, what time, saat kaçta, where, nerede, why, neden, which, hangi, who, kim, how, nasıl ve how often, ne sıklıkla anlamına geliyordu. Lütfen siz de bunları defterlerinize not edin. Şimdi dilerseniz birkaç örnek soruyla devam edelim. Which of the following pictures is not mentioned above demiş. Yukarıdaki cümlelerde, aşağıdaki görsellerden hangisinden bahsetmediğini soruyor bize. Molly helps her mother. Molly annesine yardım ediyor diyor. Şöyle biraz daha yaklaştırırsam, D şıkkındaki resimde Molly'nin ütü yaptığını göreceğiz. D şıkkında annesine yardım ettiği için D şıkkımız var görsellerde. Diğer cümlemize bakalım. Alice takes an English course demiş. Alice İngilizce dersi görüyor. Hemen şurada A şıkkında Alice'i görebiliyoruz. İngilizce dersinde olduğu için hemen Alice'e de eliyoruz. Sarah has a snack demiş. Sarah atıştırmalık bir şeyler yiyor demiş. Burada da Sarah'ı mutfakta sushi yerken görüyoruz. Bu şıkta var olduğu için cümlelerde bize cevap olarak B şıkkı take a dance course kalıyor. Cümlelerin hiçbirinde dans kursundan veya dans etmekten herhangi bir şekilde bahsetmediği için cevabımız B şıkkı olmuş oluyor. Sorularda karşımıza sıklıkla mention kelimesi çıkacaktır büyük ihtimalle. Mention bahsetmek demek. Yukarıdaki paragrafta hangisinden bahsedilmiştir veya bahsedilmemiştir şeklinde çok fazla soruyla karşılaşıyoruz. İkinci sorumuzla devam edelim. Look at Julia's timetable and answer the question demiş. Before Julia meets her friends, she blah 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 blah. Julia arkadaşlarıyla buluşmadan önce diyor. Hemen soru kökümüze bakalım. Which of the following does not complete the sentence? Dikkat edelim, hangisi cümleyi tamamlamaz diyor bize. Tamamlamaz. Peki, hemen öncelikle timetable'ımızı inceleyelim. Meet her friends'ten öncesini arıyoruz biz. Hemen şıklarımıza bakalım. Rides a bike to school demiş. Bakıyorum, saat 10.30'da Julia bisikletle okuluna gitmiş. Bu şık tamamlıyor bizi. Daha sonra ikinci şıkkımıza bakalım. Attends a step dance class demiş. Bakıyorum, yine saat 11'de bir step dansı kursuna katılmış. Bu da tamamlıyor benim cümlemi. Hemen C şıkkıma bakıyorum. Has breakfast with her family demiş. Ailesiyle kahvaltı ediyor demiş.
Hemen yine timetable'ıma dönüyorum ben, zaman çizelgeme dönüyorum. Bakıyorum saat 9'da Julia ailesiyle kahvaltı etmiş. Bir de hemen D şıkkına bakalım cevabımıza yani. Goes shopping with her mom demiş. Biz nereyi arıyorduk? Julia'nın arkadaşlarıyla buluşmadan önce yaptıklarını arıyorduk. Ama D şıkkında annesiyle alışverişe gitmesi Julia'nın arkadaşlarıyla buluştuktan sonra yaptığı bir şey. 2'de arkadaşlarıyla buluşuyor Julia. 5.30'da annesiyle alışverişe gidiyor. O yüzden D şıkkı, goes shopping with her mom, bizim cümlemizi tamamlamıyor arkadaşlar. Soru köklerini dikkatli okumamız bu noktada çok önemli. Çünkü direkt A şıkkını da seçebilirdik aslında. A bu cümleyi tamamlıyor. Evet, işte öncesinde yapmış gibi diye düşünüp şu does not ya da complete ifadelerine dikkat etmemiz gerekiyor o yüzden. Hemen üçüncü sorumuzla devam edelim. Which of the following questions does Richard not ask Anthony? Anthony'nin hangi soruyu Richard'a sormadığını bize sormuş sorumuzun kökünde. Hemen bakıyoruz. Cevaplara odaklı gideceğiz burada da arkadaşlar. I take swimming courses demiş. Peki, ben yüzme kursu alıyorum demiş. O zaman bize muhtemelen ne yapıyorsun tarzı bir soru sorması gerekiyor. Hemen şıklarıma bakıyorum. Does your brother Steve come with you? Erkek kardeşin Steve seninle geliyor mu? Bu bizim için uygun bir soru değil. What do you usually do after school? Okuldan sonra ne yaparsın genellikle diye sormuş. Bu bize uygun bir şık gibi görünüyor ama yine de diğer şıkları da incelemeye devam ediyoruz. What time does your swimming class start demiş. Yüzme dersin ne zaman başlıyor demiş. Ama yüzme dersin ne zaman başlıyor dediğinde ben yüzme dersi alıyorum demem zaten. Bu da bize uygun bir soru değil şimdilik. Bir de son sorumuza bakalım. D şıkkına yani. Where do you attend swimming classes? Yüzme dersini nerede alıyorsun demiş. Yine bize uygun bir soru değil. O zaman biz ilk olarak B şıkkındaki soruyu soracağız. Ve what do you usually do after school? Yani okuldan sonra genellikle ne yaparsın diye soracağız. B şıkkını hemen ilk boşluğuma koydum. Hemen ikinci cevabıma bakıyorum. At Fit and Healthy Sports Club demiş. Fit ve sağlıklı spor kulübünde görüyormuş dersi sanıyorum. Bizim sorularımızda ne vardı? Yüzme dersini nerede alıyorsun sorusu. Yani D şıkkındaki Where do you attend swimming classes sorusu vardı. Hemen onu da bu cevap için yazmış oluyoruz. Bir de son cevabımıza bakalım Anthony'nin verdiği. No, he takes a piano course at school at 4 p.m. demiş. He dediğine göre ben birini arıyorum burada değil mi? Hemen kalan şıklarıma bakayım. Does your brother Steve come with you demiş. Erkek kardeşin Steve seninle geliyor mu demiş derslere. Bu benim için olabilir çünkü brother zaten he. Bir de diğer soruma bakayım. What time does your swimming classes start? Yüzme derslerin saat kaçta başlıyor demiş. Bu da uygun olmaz. O zaman A şıkkını yani erkek kardeşin Steve seninle geliyor mu sorusunu da son sorum olarak yazdığımda bana hangi soruyu sormuyor dediği için C şıkkındaki yüzme derslerin saat kaçta başlıyor cümlesini, sorusunu işaretliyorum ben cevabım olarak. Hemen bir sonraki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. 4. sorumuzla. Which of the following sentences completes the dialogue demiş. Bu sefer bize diyaloğu tamamlayan soruyu sormuş, tamamlayan cümleyi sormuş. Hemen kısaca bir diyaloğu okuyalım. What time does the breakdance show start? Biz ne demiştik? What time spesifik olarak saat soran bir soruydu. Bunu bir cepte tutalım, diyaloğun devamını okuyalım hemen. Oh, we are late for the show. Şova geç kalıyoruz demiş. Yes, you are right, hurry up. Evet, haklısın. Acele edelim demiş. Biz ne arıyoruz? Spesifik olarak saat dilimi belirten bir şık arıyoruz. Hemen şıklarımıza bakalım. It is at Sunshine Theater demiş. Sunshine Tiyatrosu'nda demiş. Bana herhangi bir saat belirtmemiş. A şıkkı olmuyor.
I like watching breakdance. Breakdance izlemeyi seviyorum demiş. Yine benim için uygun bir ifade değil bu. It starts at 5 o'clock demiş. Saat 5'te başlıyor demiş ki ben spesifik olarak saat arıyordum. Bu şık bir cebimizde dursun. It is very enjoyable demiş D şıkkında da. Burada da çok keyif aldığını söylemiş, çok keyifli olduğunu söylemiş. Ama yine bana saat dilimi vermediği için ben what time sorusuna direkt olarak saatle cevap veren şıkkı yani C şıkkını işaretliyorum. Ve son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Son soruda da yine sıklıkla deneme sınavlarında karşımıza çıkabilecek tarzda bir soru var. Bir görsel vermiş. Bu görseldeki ifadeyi en iyi anlatan cümleyi sormuş bize. Which of the following sentences describe the picture best? Resmi en iyi tanımlayan cümleyi soruyor. Hemen bakalım. Burada basketbol maçı izleyen bir çocuk görüyoruz. I play basketball with my friends demiş. Arkadaşlarımla basketbol oynarım. Arkadaşlarıyla basketbol oynamıyor demiştik. Ne yapıyor? Basket maçı izliyor. Bu bizim için uygun bir cümle olmuyor o yüzden. I like watching football matches on TV demiş. Televizyonda futbol maçı izlemeyi severim demiş. Yine bizim futbolla da bir alakamız yok. Bu şık da elendi. I watch basketball matches on TV demiş. Televizyonda basketbol maçı izlerim demiş ki bu şık bizim için uygun bir şık gibi gözüküyor. Yine de son şıkkımızı da mutlaka inceliyoruz. I watch matches in the stadium. Maçları stadyumda izlerim demiş. Yine konumuzla alakası yok. Bizim resmimizi tanımlayan cümlemiz C şıkkındaki I watch basketball matches on TV cümlesi olacak arkadaşlar. Bir de sizlerle son olarak arkadaşlar kitabımızdan bir etkinlik tamamlamak istiyorum ben. Verilen görsellerle kelimelerimizi, günlük rutinlerimizi eşleştiriyor olacağız. Lütfen sizler de ben kelimeyi söyledikten sonra anlamını bir kez sesli bir şekilde tekrar etmiş olun ki aklımızda daha kalıcı olsun. Hemen ilk kelimemizle başlayalım. İlk kelimemiz play tenis kelimesi. Ne demekti play tenis? Tenis oynamak demekti. Hemen görsellerime bakıyorum. 9 numaraya ben play tenis diyorum. Take care of the dog. Ne demekti? Take care fiili ne demekti öncelikle? Göz kulak olmak demekti. Take care of the dog, köpeğe göz kulak olmak, köpek bakmak demekti değil mi arkadaşlar? Hemen köpekli bir fotoğraf arıyoruz. Beşinci çıkta, beşinci resimde bize take care of the dog fiilini vermiş. Go to the chess club. Hemen bakıyoruz. Ne demekti go to the chess club? Satranç kulübüne gitmek. Bize de birinci resimde vermiş bunu. Watch cartoons. Çizgi film izlemekti. Onu da ikinci resmimizde vermiş. Have breakfast neydi? Kahvaltı etmekti. Hemen resimlerime bakıyorum. Sekizinci resimde bana have breakfast fiilini vermiş. Attend folk dance club. Halk oyunları kulübüne katılmak. Hemen arıyorum halk oyunları kulübünü. Dördüncü görselde benim karşıma çıkıyor. Attend folk dance club diyorum. Visit grandparents. Yine sıklıkla karşımıza çıkabilecek bir cümle. Büyük anne babayı ziyaret etmek anlamına geliyordu ki bunu da bize 7. görselde vermiş.
come back home ne demekti? Eve geri gelmek demekti. Demiştik ki bu fiil bazen karşımıza come home olarak da çıkıyor. Hemen resimlerimize bakıyoruz. Üçüncü resimde bize come back home fiilini vermiş arkadaşlar. Come back home diyorum. Eve geri dönmek diyorum. Go to bed. Yatağa gitmek veya uyumak anlamına geliyordu. Ki bunu da bize 6. görselde vermiş. Go to bed dedim. Son olarak da karşıma benim have dinner fiili çıkıyor. Have dinner ne demekti arkadaşlar? Akşam yemeği yemekti. Bu da son görselimizde karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde sizlerle birinci ünitemiz olan life ünitesinin hem kelimelerini işledik, hem birkaç soru çözdük bu kelimelerle alakalı, hem de son olarak kelimelerin anlamlarını hatırlamış olduk. Bugünkü dersimiz burada sona eriyor. Hoşça kalın, derslerinizi ihmal etmeyin, kendinize iyi bakın.